Herkese merhaba, acayip tariflere hoş geldiniz. Bugün sizinle çok şirin bir tarif hazırlayacağız. Başlıktan da anlamışsınızdır, cake pops yapacağız. Kimileri buna cake pops diyor, kimileri pop cake diyor. Siz istediğinizi demekte özgürsünüz. Önemli olan yapılışı. Gerçekten çok kolay, bunu çocuklar bile yapabilir. Size şimdi tam ölçülü, çok güzel bir tarif vereceğim ve sonrasında birlikte süsleyeceğiz. Süsleme aşaması yapmaktan çok daha zevkli. Çünkü tamamen özgürsünüz. Sanatçılığınızı konuşturarak istediğiniz gibi cake popsları süsleyebilirsiniz. Şimdi vakit kaybetmeden hemen malzemelere geçelim. Cake pops için malzemelerimiz 2 tane hazır baton kek. Bu kek hazır olmak zorunda değil ama acil yapmanız gerekiyorsa hazır kekle yapabilirsiniz. Evde kalan kekleri de değerlendirebilirsiniz. 200 milim krema, küçük kutularda satılan kremalardan. Süslemek için böyle renkli şekerler. Bu konuda tamamen size kalmış. İstediğiniz gibi süsleme malzemesi kullanabilirsiniz. Tabii ki olmazsa olmaz cake pops çubuklarımız. Eritip dışını kaplayacağım küvertür çikolatalarım. Ben hem beyaz çikolatayla kaplayacağım hem sütlü çikolatayla. Bu konuda da tamamen özgürsünüz. Tek renkte yapabilirsiniz, bitter de kullanabilirsiniz. Ve bu küçük tartelet kağıtlarından kullanacağım. Bunları cake pops çubuklarına geçiriyorum ben. Çikolatayla kapladıktan sonra çubuğum temiz kalıyor. Ya da eğer çubuk bittiyse ve elimde hala cake pops varsa bu kağıtlarla servis yapıyorum. Şimdi hemen yapmaya başlıyorum. Evet, şimdi tarifimize keklerimizi parçalayarak başlıyoruz. Bunun için robot da kullanabilirsiniz. Ellerinizle de parçalayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Yeter ki çok küçük ufalmış parçalar olsun. Şimdi keklerimizi iyice ufaladım. Başlıyoruz krema katmaya. Bir hamur elde edeceğim. Bu hamurun kıvamı gayet ıslak olacak. O yüzden kremayı yavaş yavaş ekliyorum ki kıvamı kaçırmayayım. Bu aşamada isterseniz içine Hindistan cevizi de katabilirsiniz. Ben bugün sade yapmayı tercih ediyorum ama bazen Hindistan cevizi de kattığım oluyor. O da farklı bir tat veriyor. Kek gayet güzel toplandı. Daha fazla mıncıklamaya gerek yok. Hemen toplarımı yuvarlamaya başlıyorum. Bastıra bastıra yuvarlıyorum iyice tutunması için. Cake pops toplarımı yuvarlamayı bitirdim. Toplamda 21 tane topum çıktı benim. Şimdi bunları 20 dakika buzlukta dinlenmeye alıyorum. Cake popslarımı buzdolabından çıkarttım. Şimdi bu cake pop çubuklarını, gördüğünüz bu kalıpları geçirdim buralara. Çünkü çikolatayla kapladıktan sonra çubuğuma çikolata bulaşmasını istemiyorum. O bu şekilde oradaki çikolatayı tutacak. Ama şu an önce bu çubukları çikolatama, cake popslara yapıştırmam gerekiyor. Bunun için benzeri usulü çikolata eritiyorum. Erittiğim çikolataya çubuklarımın ucunu batıracağım ve cake popslara saplayacağım. 10 dakika buzdolabında beklettiğimde çubuklar iyice cake popslara yapışmış olacak. Şimdi sıra geldi beyaz çikolataya. Beyaz çikolatayı da eritip aynı işlemi tekrarlayacağım. Tutkal görevi yapıyor. Çubukla cake pops'u birbirine yapıştırıyor. Evet, gördüğünüz gibi cake pops'larım çok güzel çubuklarına yapıştı. Şimdi işin en zevkli kısmına geçiyoruz. Onları çikolataya bulayacağız. Çikolatanın fazlasını mutlaka sirkeliyoruz. Ve çikolata soğumadan üzerine süslüyorum.
videonun daha sonuna geldik. Bugün size yapımı ve sunumu çok eğlenceli olan cake popslar hazırladım. Bu cake popsları ister özel günlerinizde yapıp misafirlerinize ikram edebilirsiniz, isterseniz sadece kendinizi şımartmak için de yapabilirsiniz. Gerçekten resmen lezzet patlaması yaşıyorsunuz yerken. Çikolata severlerin kesinlikle bayılacağı bir tat. Umarım en kısa zamanda denersiniz ve benimle yorumlarınızı paylaşırsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, gördüğünüz gibi cake popslarım çok güzel çubuklarına yapıştı. Şimdi işin en zevkli kısmına geçiyoruz. Onları çikolataya bulayacağız. Daha sonuna geldik. Bugün sizler için gerçekten çok eğlenerek olmalı. Ya. Evet, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün ben bu cake popsları hazırlarken hem eğlendim hem öğrendim. Olmadı bir daha.